Ya inanmıyorum ya, sensin. Ne bu halin ya? Ne işin var senin burada? Murat, ben sana anlatacaktım. Ben bir süredir burada yaşıyorum. Oğlum, bir süredir burada yaşıyorum ne demek Şeyda? Adam akıllı anlat şunu, ne işin var senin burada? Ben çocuk bakıcılığı yapıyorum. Ya kızım, ben merakımdan fıttırdım, ölüyorum. Her yerde seni arıyorum. Sen kalkmışsın bana çocuk bakıcılığı yapıyorum diyorsun ya. Bunu Erkut şerefsiz mi koydu seni buraya ha? Elif'e bakıcılık yap diye. Konuşsana Şeyda. Bu sefer Erkut'la beraber kimi dolandıracaktınız ha? Elif de bu pis planlarınızın içinde miydi? Murat, ben çok çaresiz kaldım. Lan! Bırak bu masum kız ayaklarını. Ulan ben merakımdan çatlıyorum. Her yerde seni arıyorum. Kafayı yedim lan! Ama doğru ya. Ulan mallık bende be. Mallık sana inanan da. Ulan yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Murat bak, ne olur böyle konuşma. Lütfen. Bak her şeyi anlatacağım sana. Sen benim sevdiğim, aşık olduğum Şeyda değilsin. Aa, Şeyda mı? Peki Murat'ın ne alakası var bu kızla? Murat! Ya Murat dur, Murat! Murat! Murat dur lütfen, Murat ne olur dinle Murat lütfen. Ya senin neyini dinleyeceğim Şeyda? 2015 modern yalanlarını mı anlatacaksın bana ha? Neyini dinleyeyim senin? İnanmıyorum. Ay bir de peruk takıyormuş. Leyla! Gebertirim kızını. Ne olur kızıma bir şey yapmayın. Kes lan sesini. Ya onlarsa bir kere ne yapacağız? Bana bak. Şimdi gidip kapıyı açacaksın. Bizim burada olduğumuza dair bir kelime söylersen gebertirim kızını. Anladın mı? Bacım hayırlı günler. Buyurun, iyi günler. Kusura kalmayın bacım, rahatsız ediyoruz ama. Buyurun, bir şey mi istemiştiniz? Evet, dün sabaha karşı buraya yakın çiftliklerden birinde bir hırsızlık olayı olmuş. Öyle mi? Evet, görenlerin söylediğine göre iki kişilermiş. Hatta bekçi de av tüfeğiyle bunlara ateş etmiş, bir tanesini kolundan yaralamış. Acaba burada böyle birilerine rastladınız mı? Kusura bakma Şeyda, artık çok geç, geçmiş olsun. Murat bak. Kızmakta haklısın ama ben sana her şeyi anlatacaktım. Ya Erkut beni tehdit etti, benim başka çarem yoktu. Başka çaren yok da. Of, hiçbir şey duyamıyorum. Murat, Murat bana inanmak zorundasın. Şeyda, bak. Geldin bana buralardan gidelim dedim. Tamam dedim. Sonra sen ne yaptın ha? Bir not bıraktın, çektin gittin. Ben yine de ikna olmadım, anladın mı? Niye? Çünkü sana hep inandım. Sana hep güvendim. Ulan ben senin için İzmir'lere kadar gittim be. Parklarda sabahladım. İzmir'e mi? Sen İzmir'e mi gittin?
Bir dakika ya. Bu da sizin oyununuzda değil mi? Ulan. Ulan ben sana ne diyeyim be? Ulan ikiniz de Allah bildiği gibi yapsın be. Bacım, emin misin kimseyi görmediğine? Bekçi ormana doğru kaçtıklarını söylüyor. Yok, görmedim. Görsem niye söylemeyeyim? Peki bacım, madem öyle diyorsun. Ama bak, bunlar tekin adamlar değil. Sadece hırsızlıkla kalmayıp, yaşlı ev sahibine de saldırmışlar. Sen burada yalnız mı kalıyorsun bacım? Yok. Oğlumla kızım var. Aman, sen yine de tedbir elden bırakma. Kusura kalma, rahatsız ettik seni de. Tamam, rica ederim. Alabilir misin? Alamaz mısın? Soruma cevap ver. Melih olduğuna emin misin? Evet. Eminim. Ha? Tehdit falan mı etti yoksa seni? Üzerine vazife olmayan şeylere burnunu sokma. Yapabilir misin? Anladım. Bayağıdır arıyorsun bu CD'yi. Belli ki içinde senin paçaları tutuşturacak bir şeyler var. Seni ilgilendirmez. Sorduğum soruya cevap ver. Kahretsin ya, hiçbir şey duyamıyorum. Murat, bak ben her şeye rağmen seninle İzmir'e gitmeyi göze aldım. O gün eve gittim, eşyalarımı topladım seninle buluşmak için. Sonra Erkut beni yakaladı. Sonra buraya getirdi. Murat, o günden beri benim hayatım cehenneme döndü. Murat, ne olur bana inan. Murat ben seni sevmekten hiç vazgeçmedim. O zaman en başından beri söyleyecektin şeyde hakim olduğunu. Sen iste, gerekirse o abim dedim o it var ya o it. O Erkut iti. Ya onunla beraber mücadele ederdik. Niye söylemedin? Ama artık çok geç şeyde, anladın mı? Çok geç. Neyse. Kimse yakalanmadan gideyim bari. Neyse. Murat, ne olur böyle konuşma. Bak ben sana her şeyi anlatacaktım. Ama Erkut beni tehdit etti. Yapamadım. Tamam, haklısın. Sana söylemeliydim ama bundan sonra bana hiçbir şey yaptırmayacak. Söz veriyorum. Şeyda, peki bu sabıkalı olman da mı onun suçu ha? Erkut mu söyledi sana bunu? Yok. Sen kayıp olduğun zaman karakola gittim. Senin kayıp ilanını vermek için. Orada öğrendim. Ulan şimdi anlaşılıyor be. Ulan teşkilata bak be. Şeyda, artık sen de o Erkut da benim için bittiniz. Anladın mı? Bitti. Murat! Murat! Murat gitme, ne olur Murat! Allah Allah. Bu kız neden çiftliğe geldi ki? Neden yani? Amacı ne bunun? Baksana, ismini bile farklı tanıtmış bize. Ama dur sen dur. Gidelim de şu Şeyda Hanım'ın ağzını arayalım bakalım. Şimdi yenge, sen biliyorsun. Bu Melih denen herifle iki kere randevumuz olmuştu. Sen de tabii farkındasın ki ikisinde de herif bizi bayağı madara etmişti hani. Yani? Yanisi şu. Rakip zorlu, ortam tekinsiz, hava şartları çetin. Belli ki bu CD'yi ele geçirmeyi çok istiyorsun. Ne demeye çalışıyorsun? Yani demek istiyorum ki bu sana biraz pahalıya patlayabilir. Sen bana CD'yi getir. Ben ne kadar istiyorsan vereceğim. Ha, öyle mi? Oldu. Tamam o zaman. Güzel. Benden haber bekle. Arayacağım. Neye niyet, neye kısmet. Gene indiregendi yani. Tabii mal sağlam olunca dönüp dolaşıp sahibini buluyor. Ulan demek her şey yalandı ha.
beni sevdiğin, bana olan aşkın, omzumda yatıp ağlayışların hepsi yalandı demek ha. Ulan neden be Şeyda? Neden be Şeyda? Neden? Sen var ya Murat, sen salaksın. Sen aptalsın Murat. Sen enayinin önünde gidenisin, bayrak tutanısın. Dikkat et, sinirsiz. Ya da yok lan, gel. Gel, gel, bir sen ezmedin zaten ha. Gel üstümden geç. Ulan kalbim zaten paramparça be. Gel lan sen de çarp. Ulan nasıl yaptınız be? Ulan o kelle beraber nasıl kandırdınız lan beni? Ulan ikinizin de Allah belasını versin be. Ama yok lan. Ulan ödeteceğim bunu size. Ulan beni salak yerine koyup kandırmak nedir öğreteceğim lan size. Mahvedeceğim lan sizi. Şerefsizler. Aa! Sonsuza kadar kaybettim Murat. Sonsuza kadar kaybettim. Yok artık. Artık yok Murat. Her şey bitti Şeyda. Her şeyi kendi ellerinle mahvettin. Peki neden? Peki neden hep bu pislik Erkut'un yüzünden? Hayatımı mahvetti. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Yine yatak altısım. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Yapayalnızım yine, yapayalnızım. Sinem, ne oldu? Yok, yok bir şey. Emin misin? Ha, iyiyim. Kimdi o gelen çocuk? O, eski bir tanıdık. Belli ki seni üzdü. Ne oldu ki? Yok bir şey dedim ya. Ama belli ki. Neyse ben bir Tuğçe'ye bakayım. Ulan bu Melih var ya. CD'yi Kenan'a gösteririm diye kesin tehdit etti bu karıya. Armut pişti, herifin ağzına düştü değil mi? Neyse, başımız belaya girmeden hallederiz bu işi. Ulan saat kaç oldu, bizim Armut'tan hala haber yok ya. Ne yaptı acaba, öğrenebildi mi Köstebek kimmiş? Ulan bir kere de aç be, bir kere de aç. Bana bakın lan! Bir yamuk yaparsanız ikinizi birden gebertirim. Biz buradan gidene kadar bizle iyi geçinseniz iyi olur. Yoksa önce kızını sonra seni öldürürüm. Ama oğlumu getirecektiniz bana, öyle demiştiniz. Ne oğlu lan? Ne oğlu? Dün gördüm dediniz ya, benim oğlum Burak'ım. Hala oğlum diyor ya. Şimdi elinden bir kazan çıkacak benim. Tamam sakin ol, gel. Sakin ol şuraya, sakin ol, gel. Anneciğim korkuyorum. Sen ne bakıyorsun be? Ayıp oynuyor burada. Yavaş. Ne oldu abla?
Kalbim sıkıştı Zeynep. Kalbime bir ağırlık çöktü. Elif'im iyi değil. Hissediyorum. Ablacığım bak, tamam sakin ol. Selim bugün karakola gitti. İnşallah iyi haberlerle gelecek. Sen yüreğini ferah tut, olur mu? Ah be Erkut. Ah be oğlum. Ne yaptın sen be ya? Bir anlık öfke için şu başıma gelenlere bak. Kadın ne hale geldi benim yüzümden. Zeynep de sen düşmandan farksız görüyorsun. Yok. Böyle ahlayıp bahlamanın bir anlamı yok. Olan oldu bir kere. Yedik bir alt. Ne yapalım? Gidip konuşacağım. Affedin beni diyeceğim. Hiç olmazsa görsünler ne kadar üzüldüğümü. Anlasınlar nasıl pişman olduğumu. Değil mi? Gerekirse ayaklarına falan kapanırım. Ne yapayım? Kalk oğlum, kalk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Var mı bir haber? Selim. Elif'imden bir haber var mı? Ne olur iyi bir şey söyle Selim. Maalesef Melik abla. Henüz bir haber yok. Elif'im. Neredesin yavrum? Kim bilir neredesin anneciğim? Gel artık. Hasretine dayanamıyorum anneciğim, gel. Hoş geldin diyeceğim, lakin yüzünden okunuyor. Bu sessizliğinin hayra alamet olmadığı belli. Leninden hala bir haber yok mu? Yok Efruz baba. Elif'i hiçbir yerde bulamıyorum. Bütün sokaklara, parklara, bulabileceğim her yere baktım. Ama yok. Sanki boş bir umudun peşinden koşturuyorum. Kardeşim orada kendini yiyip bitiriyor. Ben de burada elim kolum bağlı hiçbir şey yapmadan kendimi kahrediyorum. Meleğin karşısına gitsem, Elif'i sana getirdim desem. Ama diyemiyorum. Yılmak, pes etmek yok ol. Hem bak kendine. Nasıl inatçı, nasıl tuttuğunu koparan birisin. Kardeşini aramaktan vazgeçseydin, onu bulabilir miydin? Şimdi aynı şeyi yeğenin için yapacaksın. Bunu yaparken de kardeşine destek olacaksın. Ya Elif'in başına bir şey geldiyse Efruz baba? Şimdiye kadar kötü bir haber aldık mı? Yok. Demek ki hala umudumuz var. Rabbimin merhameti de, şefkati de o Sabi'nin üstüne olur evlat. Siz yeter ki umudunuzu kesmeyin.
Korkma kızım. Korkma yavrum. Ben yanındayım anneciğim. Bize ne yapacaklar? Öldürecekler mi? Korkma canım. Ben yanındayken sana kimse bir şey yapamaz. Geri gelirler mi sence? Sanmam. Ne istiyorsunuz bizden? Bana bakın. Dediğimi yapar sözümden çıkmazsanız kimsenin canı yanmaz. Gidin o zaman buradan. Şşş. Her şeyin sırası var. Ya bu atraksiyon benim karnımı acıktırdı. Koca karı, kalk bize yiyecek bir şeyler hazırla. Hadi lan! Nerede bu ya? Delireceğim şimdi. Şu parçayı bulamıyorum. Bırak bu masum kız ayaklarını. Ulan ben merakımdan çatlıyorum. Her yerde seni arıyorum. Kafayı yedim lan. Ama doğru ya. Ulan mallık bende be. Mallık sana inananda. Ulan yazıklar olsun be. Yazıklar olsun. Sinem. Bir parçayı bulamıyorum. Neler yapıyorsunuz bakın? Ya hala çıldıracağım şimdi. Kedinin gözünü bulamıyorum. Sabırlı ol halacığım. İyice bak. Ya da kutusuna mı kaldı acaba? Kutunun içinde yok. Kesin burada. Ama bulamıyorum. Nasıl gidiyor? Bir sorun yok değil mi? Ha, yok, her şey yolunda. Sinem sen iyi misin? Bir şey mi oldu? İyiyim, iyiyim, bir sorun yok. Sinem bir şey olmuş belli. Hadi söyle. Eğer yardımcı olabileceğim bir şeyse... hem artık sen de aileden biri sayılırsın, öyle değil mi? Yok, gerçekten iyiyim. Bak doğruyu söyle. İlginize çok teşekkür ederim ama... özel bir mesele. Peki o zaman. Mesele ne bilmiyorum. Ama daha fazla kendini hırpalama. Güçlü olmaya çalış. Yoksa Amerika'ya gittiğimde aklım burada kalır. Sen her zaman kuvvetli ol ki... benim eksikliğimde... Elif de Tuğçe de senden güç alsınlar. Bundan sonra... onların halası da ablası da sen olacaksın. Hiç merak etmeyin. İstersen git biraz dinlen, kendine gel. Yok yok, gerçekten gerek yok. Sen Tuğçe'yi merak etme. Hadi git dinle. Peki, teşekkür ederim. Buldum işte! Hala parçayı buldum! Ulan nasıl organize oldunuz be? Ulan nasıl kandırdınız beni be? Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Ya Murat, böyle benim hiç bilmediğim bir yönümü görseydin ne yapardın? Yavrum o ne demek şimdi? Bana böyle bilmece gibi konuşma. Yani diyorum ki daha önce hiç görmediğim bir yönümü görseydin. Ya ne yapardın? Ulan... ulan bunu nasıl sorabildin bana be? Ulan ben sana güvendim be! Güvendim lan sana! Nasıl kandırdın lan beni? Nasıl kandırdın? Yok. Yok, böyle olmayacak. Herkes sizi sordu. Nerelerdeydiniz? Yürüyüşe çıkmıştım. Hava almak iyi geliyor da. Ya öyledir tabii. Aman dikkat edin de kaybolmaya yine. Düşündüğün için teşekkür ederim. Yolları ezberledim zaten artık. Herkes nerede? Salondalar. Ben bir görüneyim.
Kaç tır bunu yapıyor. Yine haber vermeden çekmiş gitmiş. Allah'ım sen koru. En iyisi bir kere daha arayayım. Tuğçe'cim verir misin telefonu? Annem geldi. Canım benim. Çok şükür. Yenge yine meraklandırdın bizi. Evet kızım. İçim içimi yedi yine. Nerelerdesin? Yürüyüşe çıkmıştım. Bak yine yürüyüş diyor. Doktor iyi geceni söylemişti o yüzden. Kızım sana demedik mi? Çıkmak istediğinde söyle, birimiz yanında geliriz diye. Ama yok, inatla tek başına çıkıyorsun. Ben uyarmaktan yoruldum. Ama sen hala bildiğini okuyorsun. Yoksa sen söylediklerimizi de mi unutuyorsun? Çok affedersiniz anneciğim. Çok haklısınız. Ama buraları öğrendim artık. Merak etmeyin, kaybolma. Anla bizi yenge. Sana bir şey olacak diye endişeleniyoruz. Anlıyorum İpek'cim. Söz, bir daha haber veririm. İlaçlarını aldın mı bari? Aldım aldım, merak etmeyin. Sen ne yaptın bakalım kızım? Anne, yapbozumu bitirdim biliyor musun? Ben bakarım. Ne işin var ya senin burada? Zeynep bak kötü bir maksadım yok. Yaptıkların yetmedi mi? Ne yüzle geliyorsun? Bir dinle Zeynep ne olur. Niye ne dinleyeceğim ya seni defol git şuradan. Zeynep bak çok üzgünüm gerçekten çok pişmanım. Günlerdir uyku uyumuyorum. Sürekli gözümde Elif. Sen ne arsız ne yüzsüz herifsin lan ha? Selim falan ne olur. Bakın kötü bir niyetim yok. Konuşmaya geldim. Bak hala kötü niyetim yok diyor ya. Lan kafanı duvara sokmadan defol git buradan. Melek Hanım'la konuşmak istiyorum. Müsaade edin bir iki dakika göreyim kendisini. Hala konuşuyor. Selim. Dur. Lan çıldıracağım ya. Ulan nedir bu başıma gelenler be? Bu Melek abla. Hani tesadüf şu ki bizim bu çiftliğin büyük oğlu Elif'in babası çık. Bu bizim Zeynep'in şey var ya hani zengin züppe Selim midir nedir? O kimmiş biliyor musun? Kimmiş? Bu büyük oğlanın kardeşi. Yani Elif'in amcasıymış. Vallahi son görüşmesini İzmir'den yapmış Murat. Karşıyaka'da mı ne orada bir yerlerde. Ulan Erkut. Ulan Erkut. Ulan ben seni abim bildim be. Sana güvendim be. Senin için babamı kız kardeşime karşıma aldım. Sana inandım be. Ulan Erkut. Sen benim idolümdün be. Ulan Murat dedim. Serseri olma dedim. Erkut abim gibi delikanlı ol dedim ben. Ulan. Ulan ne diyeceğim ben bunu sana? Bana bunu yapmak değilmiş göreceksin.
pişman edeceğim ben seni. Neredesin lan Armut? Arıyorum açmıyorsun telefonunu. Baba şimdi işim var, sonra konuşuruz. Şş, dur bakalım, ne işiymiş o ya? Baba bak, sadece beni ilgilendiren bir iş, tamam mı? Sonra konuşuruz. Bak ya şunun havalarına bak. Afrasına taflasına bak. Ne oluyor oğlum sana ya? Ne işi bu ya? Ya baba bir rahat bırak beni, tamam mı? Kendi işim var dedim, çekil. Tamam oğlum, tamam. Ne halin varsa gör. Şey söyle yalnız. Bu çiftlikteki kız kimmiş? Tanıyor muyuz biz? Tanımıyorum baba. Tamam, ben kimseyi tanımıyorum. Şunun ettiği lafa bak ya. Sen tanımıyorsun. Kim tanıyor peki? Baba bilmiyorum. Tamam, bilmiyorum. Tanımıyorum ben. Hadi. Oğlum dur, konuşmamız lazım. Deseniz haklısınız Melek Hanım. Olayların bu raddeye gelmesinin suçlusu benim. Ama inanın çok üzgünüm. Çok pişmanım. O kadar ki yüzünüze bile zor bakıyorum. Bir faydası yok biliyorum ama ben özür demek için geldim. Ne kadar üzüldüğümü, ne kadar pişman olduğumu görmenizi istedim. Neler yaşadığınızı tahmin edebiliyorum. Fakat inanın, bu olayların buraya gelmesini ne isterdim, ne de tahmin edebilirdim. Aptalsın çünkü. Yediğin altı bize haber vermek için arayacağına, kaç yıldır görmediğin kadını Elif'e emanet ediyorsun. Korkak herif. Selim, tamam. Hadi. Çorbalarınız da sıcak sıcak hazır. Hadi buyurun sofraya. Leyla, kızım ekmeği getir. Ay, ne ettiniz de geldiniz ayol? Biz de Leyla'mla öyle oturuyorduk. Subhanallah. Çorbalarınızı için arkadan erik o şafı var. Oğlum çok sever erik o şafını. Aa, siz son zamanlarda onu görmediniz değil mi? Ay çok büyüdü. Kocaman adam oldu buram. Benim boyumu geçti. Zaten gelir birazdan. Değil mi Leyla? Yeter! Tepemde vır. Başımın etini yedin. Yapmayın, ona zarar vermeyin. Abi! Ne olmuş be? Oğlum gelecek. Eri koşafı yiyecek. Ah buram. Nihat! Oğlum bu karı benim sinirlerimi oynatıyor. Hala oğlum diyor. Yapmayın ne olur. O hasta. Öyle zannediyor. Çocuk doğru söylüyor. Kadının kafası uzayda. Bula bula bu manyağı buldum. Vallahi böylesi daha iyi oldu. Neredesin be? Ulan neredesin be Erkut şerefsizi? Ulan hayatımı mahvettin be. Ulan ayakta uyuttun beni be. Ulan açmazsın tabi be. Açmazsın tabi. Ulan bulacağım seni be. Nerede olursan ol bulacağım seni be. Bağırıp kızımın Elif'imi geri getireceğini bilsem. Faydası yok. Biliyorum. Ben kızıma gözüm gibi baktım. Çok çok zor şartlarda büyüttüm ben onu. Elif'im benim her şeyim. Yaşama sebebim. Onun saçının bir teline zarar gelse Benim ciğerim yanar. Onun gözünden bir yaş gelse ben...
ne olur. Yalvarırım söyle kızım nerede. Ne olur yerini söyle bana, yalvarırım. Keşke bilsem Melek Hanım, keşke bilsem. Ama yemin ederim, inanın ben de bilmiyorum nerede olduğunu. Elif'im. Abla tamam, sakin ol. Tamam, konuştun konuşan. Hiçbir halta yaradın yok. Defol git buradan. Gidiyor musun? Yoksa zorla ben mi çıkarayım seni? Ulan ben sana sormaz mıyım ha? Afranı tafranı geçtik. Bir de hizmetçisi olduk herifin ya. Murat. Bak sen. Kimler gelmiş? Ne işin var kızım senin burada? Murat yok mu? Sen hala utanmadan bir de Murat'ı mı soruyorsun? Hangi yüzle geldin kızım sen buraya? Ben... Murat'ı sormak şimdi mi aklına geldi senin ha? Bakın ben bir yere gitmedim. Ama benim bir an önce Murat'ı bulmam lazım. Lütfen bana nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? Ha kızım, ne yapsam boş. Murat'ı perişan ettin. Madem bir tarafa gitmedin, niye yoksun ortalıkta ha? Ha, anladım. Yeni bir dolandırıcılık işi çıktı değil mi? Ya da... Eski defterlerden böyle bir mahkumiyet falan göründü. Sen de tüydün, ha? Bakın hiçbir şey sandığınız gibi değil. Benim bir an önce Murat'a ulaşmam lazım. Bana bak. O çocuğun peşini bırakacaksın. Hepimiz senin ne mal olduğunu anladık. Polisten öğrendik. Tabii. Güzel yere tezgah kurmuşsun ama. Ama bizden bir zırnık bile koparamazsın artık. Anladın mı? Şimdi. Hadi defol. Hadi yürü. Hadi gözüm görmesin seni. Sakın bir daha buralara geleyim dedi. Yürü. Şuna bak ya. Çocuğun anasını ağlattı. Bir de utanmadan karşımda ağlıyor. Nelerle uğraşıyoruz ya. Aç ulan şu telefonu şerefsiz. Alo. Ne oldu koçum? Erkut abi. Sen şimdi neredesin abi? Dışarıdayım Murat. İşlerim var. Abi şimdi sen her ne iş yapıyorsan sen onu bir bırak. Gel biz seninle bir oturalım, bir buluşalım, konuşalım. Oğlum sen iyi misin? İyiyim Erkut abi. İyiyim. Hem de çok iyiyim. Ya Murat. Çok acil değilse sonra konuşalım be. He? Olmadı en son dükkanda görüşürüz. Erkut abi. Acil. Hem de çok acil abi. Senin işlerini sonra da halledersin Erkut abi. Gel ha, bir konuşalım seninle. Oğlum, ne oluyor lan? Bir durum mu var? Bak meraklandırdın beni şimdi. Erkut abi, bak ben şu Beykoz'daki sabun fabrikası var ya, şimdi oraya gidiyorum abi. Sen de gel ha. Ne işim var oğlum benim orada? Erkut abi, bak gel işte. Tamam, hadi. İyi bakalım. Allah Allah. Gel ulan gel. Erkut abi. Ya hadi Murat, hadi aç artık şu telefonu. Efendim Erkut. Efendim Erkut. Murat'la konuştun mu sen bu ara? Onunla ilgili bir şey biliyor musun? Yok, konuşmadım. Hem hatırlıyorsan tehditlerle bizi ayırmıştın. Yani konuşamam istesem de. Kızım bir dur Allah aşkına ya. Şu soruma cevap ver. Ya hayır, konuşmadım. Da niye soruyorsun? Yani bir şey mi oldu? Beni aradı bugün. Konuşması bir garipti. Nasıl bir garipti? Ne bileyim kızım işte, garipti. Her zamanki gibi değildi.
Beykoz'daki sabun fabrikasına gidecekmişiz falan filan. Ne işin varsa orada? Ben ne bileyim canım, Allah Allah. Tamam, peki, konuşuruz sonra. Allah Allah. Ya bu çocuk Erkut'u niye oraya çağırdı? Orası bomboş, ıssız bir yer. Hayır. Hayır, benim yüzümden başını belaya sokacak bu çocuk. Nihat, haklısın koçum. Bizim bir an önce buradan uçmamız lazım. Öyle abi. Bu kaçakarın ne yapacağı belli olmaz. Bir daha gelirlerse faka basmıyor. Ne yapacağız peki? Nasıl ulaşacağız Sarptekin abiye? Kalk. Kalk dedim sana. Şimdi senle çarşıya gideceğiz. Bir tane telefon alacaksın bana, tamam mı? Al şu parayı da. Yürü hadi. Eğer bir kişiye bile ötersen kızını ölmüş bil. Leyla olmadan hiçbir yere gitmem. Kız burada kalacak. Hayır. Hayır dedim. Bana bak, kız burada kalacak. Biz o zamana kadar da senin emanetine sahip çıkacağız. Anlaşıldı mı? Leyla olmadan gitmem diyorum. Leyla gel kızım, gel yavrum. Hayır. Yapmayın ne olur. Sen git. Bana bir şey olmaz, merak etme. Leyla. Leyla. Ne oldu oğlum? Ne işim var benim burada? Ne yapacağız? Murat. Erkut abi. Sen Şeyda İzmir'e gitti demiştin değil mi? Oğlum gene mi şu kız meselesi ya? Ya Murat, ben kaç kere söyledim bırak şu kızın peşini diye ya. Oğlum bütün bu atraksiyon bunun için miydi? He? Bunun için mi çağırdın beni buraya? İşimi gücümü bıraktım geldim. Oğlum başına bir şey geldi diye korktum lan. Yani Şeyda İzmir'e gitmişti. Sinyal algılanmıştı değil mi abi? Evet oğlum. Sinyal oradan geliyor. Kesin. Cihazın yalanı olmaz Murat. Ha. Kesin yani. Kesin. Yalan yok yani Erkut abi ha? Cihazda. Yok. Kalk. Leyla yapmadan hiçbir yere gitmem. Ayağa kalk diyorum sana, ayağa kalk! Şimdi çarşıya gidiyorsun, o telefonu alıp geliyorsun! Leyla'yı almadan hiçbir yere gitmiyorum! Sen kime kafa tutuyorsun lan? Vur, istersen öldür! Söyledim sana! Leyla almadan bu evden ancak cenazem çıkar benim! Ben İzmir'e gittim. Ama hiçbir iz bulamadım. Oğlum, kim bilir hangi deliğe girmiştir. Hem ben sana söylüyorum ya Murat. Oğlum bak, bu kız seni sevmiyor. Anla artık bunu ya. Seninle beraberken kim bilir kaç tane başka manitası vardı ya. Hala ne peşindesin sen bunun ya? Anladım, anladım. Koçum benim. Sen düşündün, he? Değil mi? Yine bu mevzuya sardın. Ama hiç gerek yok Murat. Bak gel, biz seninle şöyle ha? Abi kardeş oturalım. Dertleşelim, parlatalım bir güzel. Ha? Tozlu yer kalmasın. Konuşacak bir şey yok Erkut abi. Öyle konuşularak çözülecek bir şey değil bu. Yani o kadar basit bir şey değil Erkut abi. Ne oluyor oğlum? Ne diyorsun lan? İyi misin sen? Oğlum bak, bir kız için Murat. Oğlum bak, sürekli peşindesin, köpek gibi bunun sen ya. Ya senin hiç bir gururun yok mu oğlum? Hiç mi gururun yok ya? Var ulan! Gururum var ulan benim!